başlıyor. Kilogramda bakalım şampiyon kim olacak? Bizan şu anda daha çok atak. Ekim biraz daha geride. Biraz daha puan arayışları içerisinde olduğunu görüyoruz ve Ekin savunmada bekliyor, kontralarla etkili olmaya çalışıyor. Bakın sağ direkler, abakatlar, Nizan oldukça iyi. Ardından bir direk, ardından bir sol. Ekin'in de çabaları var ama bakın Ekin üzerine geldiğinde de Mizan'ın kontraları oldukça iyi. Yine sol direkler. Aparkat da deniyor. Mizan. Sol direk. Sol direk daha yine Mizan'dan. Son 3 saniyeye doğru giriyoruz. Sağ direk. Bir sağ kroşe Ekin'den. Ekin bu kez buldu. Kombinasyonları gerçekten çok güzel Mizan'ın. Sol direklerle rakibin üzerine gidiyor. Ardından sağlı solu kroşelerle kombinasyonu tamamlıyor Mizan. Sol kroşe çok etkili değildi. Ve ilk round sona eriyor. 60 kilogramda Ekin Akpınar, Mizan Aykol'la karşı karşıya geliyor. Sıfır Mizan ilk round'u alıyor. Mücadelesi. İkinci round. Ekin biraz daha rakibin üzerine gitmeye çalışıyor. Çünkü geride tamamlamıştı. 5-0 ilk roundu. Bir sol. Mizan'dan. Sol direkt sağ kroşe. Daha içeri girmesi lazım. İki boksör önünde. İşte bu şekilde. Yoksa yumruklar kısa kalıyor. Sol direkt sağ kroşe. Bir sağ kroşe daha.
Piş. Piş. Sol direkleri çok etkili Misan'ın. Misan Aykol. İçerisinde ama Misan çok dikkatli gerçekten. Sol direk, ardından sol kroşe. Misan şimdi bir sol direk daha izledik Misan'dan. Yani açık bulduğu an hiç affetmiyor Misan. Özellikle sol direkleri oldukça etkili. İkin de tabi ilk roundu 5-0 geride tamamladığı için o da o an arayışları içerisinde bir sol direk izledik. Karşılıklı sol direkler var. Biraz daha içeriden. İki boksörün de içeriden dövüşmesi lazım. Bu sefer de çok yaklaştığınca da birbirlerine sarılıyorlar. Bir sol direk daha Misan'dan. Son 30 saniye. Çok iyi kapanıyor. Ardından da kontralarla etkili yumrukları buluyor Misan. Son anlar artık ikinci roundda. Evet, ikinci roundda sona erdi. Yine 5-0. Misan alıyor ve artık Türkiye şampiyonluğuna çok yakın. Misan Aykol 3. roundda tabii çok daha rahat mücadele edecek. İki boksörün ortaya koyduğu mücadeleye baktığımız zaman da zaten Misan'ın 3. roundda tabii boks bu, her şey değişebiliyor. Bazen bir yumruk belirliyor bütün sonucu ama yakın olan isim Misan Aykol. Üçüncü round başlıyor. İşte Ekin mecburen böyle rakibin üzerine gitmek zorunda ama tabi rakibi çok deneyimli ve kontraları hiç affetmiyor. Misan Aykol. Rakibi üzerine geldi ya. Çok seri yumrukları var. Sağ direk, sağ kroşe. Kombinasyonları da çok iyi Misan'ın. Yakaladığı zaman dolayısıyla o kombinasyonlarla puanları topladı. İlk iki roundda sağ direklerle bakın. Şu anda rakibini bunaltıyor. Ardından bir sol kroşe, bir kez daha sağ direk. Misan Aykol. Oh, çok seri yumruklar mideye doğru. Gelecek vadeden milli takım formasıyla da çok büyük başarıları imza atmayı hedefleyen Misan. İlk iki roundu 5-0 almıştı. Şimdi de üstün oyununu devam ettiriyor. Çok seri yumrukları var gerçekten de. Bu maçtan sonra Ahmet İlgün, Kerem Özben karşı karşıya girecek. Yine Türk boksunun çok şeyler beklediği isimlerden biri Kerem Özmen. Ah, ah,
şampiyonu, dünya ikincisi ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmeye aday isimlerden biri Kerem Özmen. Ekin'in arayışları var. Oraya sıkıştırdı. Bir sol. Etkili bir sol kroşe. Aparkat şimdi izledik mizandan. Ayak oyunları çok iyi. Önce geriye doğru adımlarla mesafeyi iyi ayarlıyor. Bakın ardından da çok seri yumrukları var mizanın. Artık son anlar. Ekin'in çabaları devam ediyor. Centilmence birbirlerine şöyle bir Türkiye şampiyonasına baktığımız zaman Fenerbahçe adına gerçekten çok fazla sporcunun olduğunu görüyoruz ve hepsi de final ya da madalya kazanıyorlar. Hem kadınlarda hem erkeklerde Fenerbahçe kulübünü kutlamak lazım. Gerçekten de Türk boksuna çok büyük destek veriyorlar. Yine tabii Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u